Milliyet gazetesi yazarlarından Ergun Babahan'ın köşe yazısıyla devam ediyoruz güncel yoruma. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Türkiye tarihinin en büyük hukuksuz eylemlerinden birine tanıklık ediyoruz. Koza İpek grubuna mahkeme kararıyla el konulup saraya yakın isimlerin kayyum olarak atanması kabul edilemez bir skandaldır. Yapılanlar amacın tamamen siyasi olduğunu, biat etmeyen Akın İpek'i cezalandırma amaçlı olduğunu gösteriyor. Türkiye, kimsenin can ve mal güvenliğinin olmadığı bir ülke haline gelmiştir. Evini basan polislere Galoşki dediği için infaz edilen Dilek'ten, tazeye gittiği Cem Evi Bahçesi'nde katledilen Uğur Kurt'a varan yargısız infaz zinciri bildik bir geleneğin devamıydı. Dün Türkiye tarihinde yeni bir gün oldu. Çünkü yakın geçmişte azınlıklara reva görülen uygulamalar muhalif iş adamlarına, gruplara uzandı. Varlık vergisinin AKP modeline tanıklık ediyoruz. Bu operasyon seçim öncesine denk getirilerek muhalif kesimlere sert bir mesaj verilmiş olmakla kalmıyor. Seçim sonrası ortamda bu kararın unutulması bekleniyor. İpek grubu bu kararı elbette uluslararası hukuk kurumlarına taşıyıp gereğini yapacak ve hak ettiği tazminatları mutlaka kazanacaktır. Çünkü uygulama kanuna uygun olsa bile uluslararası hukuk normlarına aykırı. Ayrıca kararın halen devam etmekte olan uzan davası üzerinde de olumsuz etkileri net bir biçimde görülecektir. Mal ve can güvenliğinin olmadığı bir ülke kurtlar sofrasına dönmüştür. Keyfi kararlarla bağımsız duruş sergilemeye çalışan ve herkesin den insana platform olmaya çalışan Kanal Türk, Bugün TV, Bugün Gazetesi, Millet Gazetesi susturulmuş ve havuz medyasının mütemmim cüzü haline getirilmiştir. Mahkeme kararıyla yapılan atamalar bu yayın organlarının nasıl bir politika izleyeceğinin açık göstergesidir. Bu gidiş normal bir gidiş değildir. Ülkesini seven, sorunlarına demokratik kurallar ve hukuk sistemi içinde çözüm bulunmasını isteyen herkesin artık ayağa kalkması ve sesini yükseltmesi zorunludur. Bıçağın kemiğe dayandığı noktadayız. Kelimeler yetersiz kalıyor belli ki artık eylem zamanı. Eğer CHP, MHP ve HDP bu noktada el ele verip binlerce kişiyi bu medya grubunun merkezinin önüne toplayabilseler bu kararlar bu kadar kolay alınamazdı. Nazi Almanya'sı benzerinde olduğu gibi devlet terörünün adım adım yükselttiği bir dönemden geçiyor. Bedel ödüyoruz. Bedel ödemeden demokrasi olmuyor. insan hakkına saygı olmuyor. Bu hukuksuzluk AKP ile aynı düşüncede olmayan her kesimi etkiliyor. Siyasi düşüncesi, etnik kökeni ve yaşam biçimi ne olursa olsun herkesi mağdur ediyor. 28 Şubat bugünlerin yanında çocuk oyunu gibi kalıyor. Askeri döneme rahmet okutanlar elbette bunun hesabını verecekler. 1 Kasım'da Sandık başına demiş ve yazısının son cümlesinde de Millet Gazetesi yazarı Ergün Babahan benim oyum HDP'ye demiş sevgili dinleyiciler.